Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karnının. Yüz yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüz yıllık zaman, yol yüz yıllık. Yüz yıldır araca karanlıkta koşuyorum ardından. Çok sevdi Nazım. Aşkı da, şiiri de yakıştırdı kendine. Kimi zaman Piraye'ydi aşkın adı, kimi zaman Münevver, kimi zamansa Vera. Sovyetler Birliği'nde iki defa evlenmişti. Bunlardan ilki Nusret Hanım ile kısa süren bir evlilikti. İkincisi ise Doktor Lena ile memleket hasretinden biten bir evlilik. Büyük aşklarından önce Piraye girdi hayatına. Onu tanıdığında iki çocuğu olan bir dul kadındı Piraye Altınoğlu. 30 yılında başlayan aşk için 31'inde evlilik kararı almışlardı ama Nazım'ın çalkantılı hayatı yüzünden 4 yıl beklemek zorunda kaldılar. Hapiste kaldığı yıllarda mektuplarla devam etti aşkları. 1938 yılında girdiği hapisten açlık greviyle çıkacaktı. Fakat yıllar vardı özgürlüğüne, 1950 yılının 15 Temmuz'una. Kendi deyimiyle yalansız, süssüz, sanatsız seviyordu Nazım Piraye'yi. Ama ihanetle bitiyordu bu sevda. Ziyaretine gelip giden kuzeni Münevver Berk'e aşık oluyor ve durumu geciktirmeden açıklıyordu görüş gününde Piraye'ye. Münevver, kocasından ayrılamayınca da intihar edeceğini söyleyip af diliyordu Piraye'den. Affedilmişti ama 1948'de yeniden değişti her şey. Piraye için ayrılık vaktiydi. Ayrıldı ayrılmasın ama kurtulamadı aşkından. Hapiste olan Nazım için haberler yapılıyordu bir süre sonra. Özgürlüğü için imzalar toplanıyor, yurt dışındaki sanatçılar ve hukukçular harekete geçiyordu. Devrimci şair ise özgürlüğü için açlık grevindeydi. Üstelik yalnız da değildi. Annesi Celile Hanım, Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat da bu greve katılıp yürüyordu onun ardından. Romantik komünist uzanıyordu döşeğine, sevenleri açlık çekiyordu. Nihayetinde takvimler 1950 yılına varıyor ve Cerrahpaşa Hastanesi'nde açıyordu gözlerini özgürlüğe şair. O, içeri düştüğünden beri güneşin etrafında 10 kere dönmüştü dünya ve mahpuslukla ayrılık vakti gelmişti sonunda. Hastaneye kaldırıldığını duyup gelen Piraye, hasta yatağında yatan mavi gözlü aşkıyla karşılaşmıştı. Ama Nazım'ın gönlü hemen yanında oturan Münevver'e aitti. Bu, Piraye'nin onun son görüşüydü. Cerrahpaşa'da avukatları tarafından özgür kaldığı açıklandı şaire. Özgür günlerinde Kadıköy'de annesinin evinde yaşadı önceleri. Ardından Münevver'le bir apartman dairesine yerleşti. Yeniden başlayacaktı hayata, olmadı. Özgürlüğünün bedeli askerlikti. 50'sine merdiven dayamış hasta bir adamı. Nazım'a göre askere alınacak olması bir bahaneydi. Amaç onu harcamak ve askerden kaçtı bahanesiyle onu öldürmekti. Sonunun Sabahattin Ali gibi olmasından, yani faili meçhul bir cinayete kurban gitmekten korkuyordu. Cahide Sonku ve kardeşinin eşi Refik Erduran ona yardım ediyordu. 17 Haziran 1951 sabahı askerlik işini düzeltmek için Ankara'ya gideceğim diyerek çıktığı evden Bükreş'e, ardından da Moskova'ya kaçmıştı. 25 Temmuz 1951 yılındaysa vatandaşlıktan çıkarıldı. Bildiği Moskova yoktu artık. Lenin gitmiş, yerine Stalin gelmişti. Sevdiği şairler, yazarlardan ise eser kalmamıştı. Ancak hayat boyu göğüs gerdiği baskılar yine karşısındaydı. Yaptığı eleştiriler, kaleme aldığı şiirlerden sebep telefonlar alıyor ve Moskova'da misafir olduğu, yarın bir kazaya kurban gidebileceği söyleniyordu ona. 1948'in tekerrür vaktiydi 55 yılı. Vera, Arnavut giysileri hakkında bilgi almak isteyen Valentina Bromberg'in yanında Nazım'ın tam karşısındaydı. Valentina'yı dinliyordu dinlemesini ama gözleri Vera'daydı kuşkusuz. Çünkü yeniden ilk defa aşık oluyordu şair. Fakat Vera'nın evli ve bir kız annesi olduğunu öğrenmesine bir yıl vardı. Uslu durmuyordu aşık. İz sürüyor, ardından koşuyor, günde 10 defa arıyordu Vera'yı. Söz konusu aşk olunca böyleydi usta şair. Engel tanımıyor ve sonunda amacına ulaşıyordu. Senarist Anatoly Stepanov'dan ayrılıp Nazım'a kaçmıştı Vera. İşte Nazım'ın son aşkı böyle filizleniyordu. Diyelim ki hastayız, hem de ağır hem de ameliyatlık. Yani bembeyaz masadan kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz ajans haberlerini. Sürgündeyken daha bir ünlendi romantik komünist. Uluslararası kongrelere katıldı, birçok ülkeye yolculuk etti. Yazdıkları başka dillere çevrilip kulaktan kulağa dolandı.
Yazdığı oyunlar Moskova'da oynandı. Gittiği her yerde adını bıraktı. Yaptığı konuşmayla herkesi etkileyip Asya ve Afrika Yazarlar Birliği Kongresi'nde başkan seçildi. Namı yürüyordu ama sağlığı da yavaş yavaş terk ediyordu kendisini. Ocak 1962'de Kruşçev'in aracılığıyla Nazım Hikmet'e Sovyetler Birliği pasaportu verildi. Şubat'ta Vera ile birlikte Asya ve Afrika Yazarlar Birliği Kongresi'ne katılmak üzere Mısır'a gittiler. Sovyetlerle gerginlik içinde olan Çin delegasyonunun Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımadığı için Türk delegesi sayılamayacağını söyleyerek Nazım Hikmet'e itiraz etmesi, şairin diliyle, varlığıyla nasıl Türkiye'ye bağlı olduğunu anlatan bir konuşma yapmasına neden oldu. Ayakta alkışlanan bu konuşma, onun kongreye başkan seçilmesini sağladı. 63 yılının Nisan ayında Moskova'ya dönüyor ve 2 ay sonra öleceğinden haberdarmış gibi Cenaze Merasimi adlı eserini kaleme alıyordu. Her defasında ilk kez sever gibi coşkuyla çarpan ve memleket hasretiyle çırpınan kalbi iyice yorulmuştu artık. Hayatının güzel günleri ölümüne yakın bulmuştu onu. Yanında Vera'sı, aklında yazacağı son şiiri vardı. 3 Haziran 1963 tarihi geldiğinde duruyordu kalbi son aşkının koynunda. Bir krizle bitiyordu yaşamı. Moskova Novodeviçya'da toprağa verilirken hala vatan hainiydi. 58 yıl süren Nazım Hikmet tartışması 5 Ocak 2009 tarihinde son buluyor ve yeniden Türk vatandaşı oluyordu.